Cümleten selamun aleyküm hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ajurlu çiçekli çok güzel bir çeyizlik 5 şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patikli giplerden kullandım. Krem ipim kartopu floranın renk kodum K25. Mor ipim ise etrofil floradan kullandım. Farklı markalarda da bu renkleri bulabilirsiniz hanımlar. Renk kodum da e, 70670. Ee, ve çiçeklerim için de şöyle çok az miktarda bakın böyle yarım metre kadar iki tane yeşil ipim var. Yine yarım metre kadar da böyle e, pembe tonlarında hep kullandım. Bu iplerim hanımlar artık iplerimdendi. Böyle minik minik kalan iplerimdendi. Bu patiğimde bu şekilde bu iplerimi değerlendirdim. Hemen şöyle bu iplerimi de bir kenara alıyorum. Kullandığım şişlerim ise 3 numara hanımlar 3 numara patik şişi kullandım. E, modelimi de hemen göstermek istiyorum sizlere. İşte modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi hem çok güzel e, yapılışta gerçekten çok kolay çiçekli patiğim. Bu şekilde. Sizler dediğiniz renklerle patiğinizi kombinleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel oldu. işte patiğimizin tabanı, topu, arkası kesinlikle hoş, güzel bir patik oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre e, 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen hiç vakit kaybetmeden patiğimizin yapılışına geçelim. patiğimize burun tarafından mor ipim ile başlayacağım. Öncelikle e, her zaman olduğu gibi 12 adet ilmeğimi atacağım. Hanımlar ben bu başlama tekniğini hemen hemen bütün 5 iş patik videolarımda anlattım. Şimdi tekrardan anlatıyorum. Sebebi de şu. Bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 diş patik başlama teknikleri de mevcut. Sizler patiğinizi dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. Şöyle sayalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3 6 9 10 11 bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeğimizi attık. Şimdi geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde bakın bana doğru gelen taraf ters taraf. İkinci şişimi alacağım hanımlar ee, patiğimin ilk sırasında ilmeklerimin hepsini ters olarak öreceğim kenar ilmeğimi örmeden aldım kalan ilmeklerimin hepsini ilk sıramda ters öreceğim hanımlar kanalıma abonelik kesinlikle ücretsizdir ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm Şimdi geri dönüyorum. Patiğimizin ön yüzündeyiz. Artık düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 içe de geçeceğiz. 12 adet ilmeğim vardı. İlk 6 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. 1, 2. ilmeğim, 3, 4, 5 ve 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şer 6'şer 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeyeceğiz hanımlar. Bu aşamada e, ilk başladığımız yerden ilmekler çıkartacağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan çıkartıyorum. Bakın ilmeğin iki kanadından birerek girerek şöyle şişimle bir ilmek çıkarttım. İlk başladığım yerden şimdi ilmekler çıkartacağım. Hanımlar ben ilk e, baştaki 12 ilmeğimi tek şiş üzerine attığım için başlangıç yerleri biraz sıkı. Bu yüzden tığ yardımıyla ilmekler çıkartacağım. Siz eee ilmekleriniz yani ilk 12 ilk yaptığımız 12 ilmeği iki şiş üzerine atarsanız şayet burası daha esnek, daha gevşek olacaktır ve ilmekleri daha kolay <laughs> çıkartabilirsiniz. Tığ kullanmanıza da gerek kalmaz. Dediğim gibi benim elim böyle alıştığı için böyle yapıyorum. 5. ilmeğim şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartıp onu da dördüncü şişime takacağım. Böylece Dört işimizde de altışar er ilmeğimiz olacak. İlk başladığımız yerden hanımlar ilmeğin iki kanadından birden tığım ile girerek ilmeğimi çıkartıyorum. İki kanadından birden girip çıkartmak önemli hanımlar şöyle. E, patiğimiz daha sağlam oluyor. Bunu da belirtmek isterim. Bakalım üç ilmeğimiz olmuş. Şu dördüncü ilmeğim. Şu beşinci ilmeğim. Pardon giremedim. Şu beşinci ilmeğim. Son kenar ilmek yerinden şuradan da bir ilmek çıkartıyorum. Altıncı ilmeğim. 4 şişimde de 6 er tane ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım. Örmeye başlayacağım. Hanımlar ilk başta 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de bir sıra boyunca düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi boş alan şişim ile ikinci şişimdeki 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlk başlarda hanımlar böyle ilmek sayıları şişlerimizde daha az olduğu için Şişlerimiz karışık gibi görünebilir. Fakat e, ilmek sayıları arttıkça şişler diğer yerine oturacak. Bu durum gözünüzü korkutmasın. Patiğin ilk başlarında e, gerçekten bakın şöyle şişlerimiz biraz karışık gibi duruyor. Birazdan zaten siz de göreceksiniz şişler düzelecek. Son şişime geçtim. <laughs> Buradaki altı ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Başlangıç yerine geldim. Başlangıç yerimiz neresiydi? Denli şişleri birinci, ikinci şiş, üçüncü, dört karıştırdık diyenler olabilir. Başlangıç ipimizin tam karşısındaki köşe başlangıç yerimizdir. Bu şekilde kolayca ayırt edebilirsiniz misiniz hanımlar? Şimdi artırmalarımızı yapacağız. Patik burnu da şöyle baktığımız anda artırmalarımızı bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenar buraya denk geliyor. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şimdi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi böyle düz ördüm. Kalan ilmekleri düz. İlk kenardan artırmamı yaptım ve birinci şişimde 7 adet ilmeğim oldu. 4 çimizdeki ilmek sayıları da eşit olacak hanımlar. Şimdi ikinci şişime geldim. İkinci şişimde şöyle baktığım anda kenar bu tarafa denk geliyor. İkinci şişimde de son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın burada son iki ilmeğim kaldı. Sondan ikinci ilmeğin altındaki şu ilmeğimin kenarına şimdi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan iki ilmeğim düz. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen buraya denk geliyor. İlk iki ilmeğimi öreceğim. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şimdi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmekleri düz. İlk üç şişimde 77 tane ilmeğim oldu. Dördüncü ve son şişime geldim hanımlar. Burada da artırmamı yapacağım. 4. şişime baktığımda kenar bu tarafa denk geliyor. Yani sondaki ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın şişimde son iki ilmeğim kaldı. Sonundan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına şimdi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan iki ilmeğim düz. Dört şimdi de yetişer tane ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar dört işimizdeki yedi ilmeğimizi de artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Hanımlar bir sıra artırma yapıyoruz. Dört şimdide de bir sıra dört şimdideki ilmeklerimizi düz örüyoruz. Her sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi de şu patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Bu şekilde ikinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz ördüm. 3 ve dördüncü şişimdeki ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini tekrardan hatırlatmak isterim. Artırma işlemini birinci ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve dördüncü şişimizde de son iki ilmek kalana kadar örüp öyle artırmamızı yapıyoruz. Dördüncü şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. Tekrardan artırmalarımıza başlayacağız hanımlar. Düz ördük bir önceki sırada çünkü ilk şişimdeyim kenar burada ilk iki ilmeğimi örüyorum ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şimdi taktım buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm şişimde kalan diğer ilmeklerim düz ilk şişimde 8 adet ilmeğim oldu ikinci şişime geldim ikinci şişimde de son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım Bakın burada son iki ilmeğim kaldı. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şöyle şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan iki ilmeğim düz. İkinci şişimde de sekiz ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen buraya denk geliyor. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim hanımlar. Burada da Bakın şuraya kadar öreceğim. Yani sonraki ilmeğim kalana kadar. Sonra da artırmamı yapacağım. Bakın sonradan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şimdi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan iki ilmeği düz. Dört şişimizde de güzel tane ilmeğimiz oldu. Bakın ilmek sayıları arttıkça böyle şişlerimiz artık yerli yerli yerine oturmaya başladım. Şimdi hanımlar bir sıra düz öreceğiz, bir sıra artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu oluşturacağız. Ee, ben bu patiğimde her bir şişimde 14 adet er ilmek olana kadar artırdım. Sonra da modelimi kurdum. 14 ilmek yeterli oldu hanımlar benim ölçülerime göre. Tek renk bir model olması ve ajurlu olması itibariyle de esnek bir yapıya sahip. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Sonrasında da birlikte modelimizi kurmaya başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve geldim. Şöyle devam edeceğiz. İlk ilmeğimi yine bu mor ipimle örüyorum. İkinci ilmeğimi örerken de krem ipimi ekleyeceğim. Bir ilmek krem öreceğim. Şöyle. Hemen krem ipimin ucunu mor ipime burada ekleyeceğim. Patiğimi sökülmesin. Sağlam olsun diye. Böyle. Sonrasında yine devam ediyorum. Bir mor. Bir krem. Taşı kremin ucunda gizleyerek götürelim ki sonradan gizleme şeyle uğraşmayalım. Bir mor bir krem bir mor bir krem Bu şekilde bir mor bir krem diye bu sıramızı da örmeye devam edeceğiz. Bir ilmek morumu örüyorum. Bir ilmek krem bir tane mor bir krem. Diğer şişimde bir mor bir krem diye örmeye devam edeceğim. Diğer üç şişimizi de aynı şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimin hepsini tarif ettiğim gibi ördüm geldim şimdi bu patiğimizin burnundaki minik desenimizde ikinci sıramızdayız İkinci sırada da <laughs> ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız Mor ilmeklerime mor ipimi örüyorum krem ilmeklerimde krem ipimle Mor ilmeklerim mor ipimiz ile örülüyor krem ilmeklerimiz de krem ipimiz ile Yani iki sıra boyunca aynı işlemi tekrar etmiş oluyoruz böylece İşte hanımlar, şeklimiz böyle. Diğer üç çeşimizi de bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Ee, şimdi mor ipimizi kullanmayacağız, mor ipimiz burada beklesin. Hatta bu mor ipimizden ortalama 70-80 santim kadar bir metre yoktur. Keselim. Aynı şekilde bir tane daha keselim çünkü yanlardaki e, çiçeklerimizi yapmak için mor ipimiz bize lazım olacak. Şimdi ilmeklerimi ben krem ipim ile düz olarak öreceğim. Sonrasında da zaten ajurlu modelimize ve çiçeklerimize de başlayacağız. Böyle ilmeklerimi krem ipimle düz olarak örüyorum. Şimdi hanımlar iki sıra boyunca dört işimizdeki ilmeklerimizi de bu krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar iki sıra krem ipimle düz ördüm ve geldim. Yeşil iplerimi de hemen yanıma hazırladım. Ortalama yarım metre kadar iki tane yeşil ipim var. Ee, çiçeklerimizi de yapacağız. Çiçeklerimizin şablonunu da böyle koymak istiyorum önüme. Ee, hanımlar bu şablonu e, isteyen olursa Instagram sayfama mesaj atınız. Şablonun fotosunu sizlere atarım. Şimdi hem çiçeklerimize hem ajurlarımıza başlıyoruz. Öncelikle iki ilmeğimi krem ipimle düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi ördüm. Sonra yeşil ipimin birini alacağım. Buraya ekliyorum çiçeğimin eksrası. Bir ilmek yeşil örüyorum buraya. Yeşil ipimin ucunu da hemen kremetime bağlayacağım. Eklediğimiz her ipte düğüm atmayı unutmayalım hanımlar. Çiçeğimize başlarken böyle düğümlerimizi atacağız hanımlar. Zaten patiğimiz bitene kadar bir daha böyle eklemek kesmek zorunda kalmayacağız. Aynı iplerle devam edeceğiz. Bir tane yeşilimi ördüm. Ardından 6 tane krem örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi ajurumu yapacağım. Ya da şöyle de hesaplayabilirsiniz hanımlar. Kenarda toplam 9 tane ilmek olduktan sonra ajurumuzu yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gördüğünüz gibi 9 ilmeğim var. Ajurumu yapıyorum. Yani ipimi şişime bir kere doladım. Ardından 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Ajur yaptım. 3 ilmek ördüm. Şimdi ortadaki 3 ilmeğimi keseceğim. 1 ilmeğim burada, 2. ilmeğim burada. 3. ilmeğimi de ikinci şişimden alıyorum hanımlar şöyle. 3 ilmeğimi birden aynı anda şöyle örüyorum. 3'ünü birden kestim. Yeniden 3 ilmek öreceğim. 1 2 3 Bu defa da bu sol taraftaki ajurumu yapacağım. İpimi şişime bir kere doladım. Şimdi 6 ilmek öreceğim hanımlar. 1 2 3, 4, 5 ve 6. Şimdi sol taraftaki çiçeğimizin yaprağını yapacağız. İkinci yeşil ipimi de buraya ekliyorum. Bir ilmek yeşil örüyorum buraya. Şöyle yeşil ipimin ucunu alıyorum. Bir ilmek yeşilimi örüyorum. Hemen buradaki yeşil ipimin ucunu da buraya bağlayacağım. İlk çiçeğimize başlarken bu düğümler falan elinizi biraz oyalayabilir. Fakat bir daha dediğim gibi düğüm işleri falan yok. Kenarda burada 3 ilmeğim kaldı. Kalan 3 ilmeğimi de burada düz olarak ördüm. Geldik patiğimizin tabanına. Patiğimizin tabanında hiçbir işlem yok sevgili hanımlar. Tamamen düz örgü uygulaması yapıyoruz. Bundan ötürü... E, Videonun devamında artık patiğimin tabanını göstermeyeceğim. Burada videoyu keseceğim. Sizler videonuzu durdur dur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Sadece ön yüzde her sıra modelimizi tek tek tane tane sizlere anlatacağım. Evet, tabanımızdaki ilmeklerimizin hepsini ördüm. Geldik şimdi yeniden ön yüze. Çiçeğimizin ikinci sırasını yapıyoruz. Bu aşamada kenardaki ilk bir ilmeğimi düz olarak ördüm. Ardından yeşil ipimi şöyle kremin altından geçirerek şöyle alıyorum. Bu şekilde çaprazlamasını alalım hanımlar. Çiçeklerimizin kenarında delik görüntü oluşmasın. Buraya bir ilmek yeşil ördüm. Sonra yeşil ipimi tekrar bırakıyorum. Tekrar krem ipimi elime aldım. Bir önceki sırada ajurlarımızı yapmıştık. Bu sıramızda ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bir sıra ajur yapıyoruz hanımlar. Bir sıra ilmeklerimizin hepsini düz olarak örüyoruz. Bu sıramızda düz örüyorum. Bir diğer şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Sadece sol taraftaki çiçeğimi yapacağım. Yeşil ilmeğime kadar olan ilmeğimi örüyorum. Bakın yeşil ilmeğimi de yine ördüm. Hanımlar şöyle çiçeklerimize baktığımız anda bu taraftaki çiçeğimiz sol tarafa bakıyor. Bu taraftaki çiçeğimiz sağ tarafına bak. Ben sağ tarafa bakıyor. Yani böyle simetrik bir e, şekli var. Bu nedenle bakın yeşil ilmeğimi ördüm. Ardından da hemen yeşil ipimi kremin altından geçirerek alıyorum. Buraya bir ilmek yeşil ördüm. Şimdi kalan son iki ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını da tamamlamış olduk. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, patiğimizin tabanını ördüm. Geldim yeniden ön yüzdeyiz. Çiçeğimizdeki üçüncü sıramızı yapacağız. İlk ilmeğimi yine krem ipimle örüyorum. Yine bir önceki sıradaki yeşil ilmeğimi yine yeşil ipimle örüyorum hanımlar. Şöyle yeşilimi alttan alarak geldim. Buraya bir ilmek yeşilimi ördüm. Çiçeğimizin üçüncü sırası da bu kadar. Şimdi ajurumuza devam edeceğiz. Bir önceki sıradaki ajur yaptığım ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Ya da sayarak da gidebiliriz hanımlar. İkinci ajurumuzu yaparken kenardan 10 ilmek öreceğiz. Öyle başlatacağız. Bakın bir önceki ajuruma kadar olan ilmeğimi ördüm. Saydığımız anda 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimiz oldu. Tekrar ipimi şişime bir kere doluyorum. Şimdi 2 ilmek öreceğim. 1, 2 Ardından Öndeki 3 ilmeğimi keseceğim. İlk iki ilmeğim birinci şişimdeydi. 3 ilmeğimi de ikinci şişimden alıyorum. Bu üç ilmeğimin üçünü bir aynı anda şöyle örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada da iki adet ilmek öreceğim. 1 2 Tekrar buraya da ajurumu yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Şimdi diğer yeşil ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sadece burada bir tane yeşilim vardı. Buradaki bir yeşilimi yeşil olarak öreceğim. Tekrar krem ipimi elime aldım. Şişimde kalan iki ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. Üçüncü sıramız da böyle oluyor. Patiğimizin tabanını örüp gelelim. Evet hanımlar tabanımızı ördüm geldim. Çiçeğimizde de dördüncü sıramızı şimdi yapacağız. Bu aşamada ilk iki ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Şöyle iki tane kremimi ördüm. Yeşil ipimi şöyle alttan alarak gene elime aldım. Bir ilmek yeşil örüyorum. Bir tane yeşilimden sonra tekrardan hemen yanına bir ilmek krem örüyorum. Ardından şu alttan mor ipimi burada bırakmıştım. Alttan şöyle mor ipimi alıyorum. Buraya iki ilmek mor örüyorum. Çiçeğimize de artık başlıyoruz. Yaprağımızın son sırasını yaptık. Çiçeğimize de başladık. Sonrasında tekrar krem ipimi elime aldım. Bir önceki sırada ajurlarımızı yaptığımız için ajurlu olan yerlerimizi bu sıramızda düz olarak örüyoruz. Ajur yapmıyoruz. Bir diğer şişime geldim. Diğer taraftaki çiçeğimizi yapacağız. Bunun için de hanımlar önce 7 adet ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek ördükten sonra bu sol taraftaki çiçeklerimi de başlatacağım. Bunun için de şöyle ikinci bir mor ip kesmiştim. Hemen ikinci mor ipimi alıyorum. Buraya 2 ilmek mor öreceğim. Şöyle 1, 2. Ardından mor ipimin ucunu da krem ipime bağlıyorum. Şöyle. Sonra hemen yanına bir ilmek krem ördüm. Ardından yeşil ipimi alttan geçirerek alıyorum. Kremin yanına da bir ilmek yeşil örüyorum. Şimdi son 3 ilmeğim kaldı. Kalan son 3 ilmeğimi de krem ipimle örüp bu sıramı da tamamlıyorum bu şekilde. Çiçeğimizin dördüncü sırası da böyleydi. Şimdi patiğimizin tabanını örüp gelelim. Tabanımızı ördüm ve geldim hanımlar. Şimdi çiçeğimizde beşinci sıramızı yapacağız. Yeşil ipimizi kullanmayacağız. Çünkü yaprağımız bitti. Bu aşamada kenardan bir, iki, üç ilmek krem ördüm. Sonra böyle alttan mor ipimi elime alıyorum. Bu şekilde dört ilmek mor öreceğim. Bir, iki, üç. 4. dört ilmek morumu ördüm. Tekrardan krem ipimi elime aldım. Şimdi ajurumuzu yapacağız. 2 tane ajur yapmıştık. 3. ajurumuzu yapacağız. Bu aşamada bu ajurlu ilmeğime kadar öreceğim. En sonki ajurum buradaydı. Bu ilmeğime kadar öreceğim. Yani burada 1 2 3. Bakın ajur ilmeğimi de ördüm. 4. İpimi yeniden şişime bir kere doladım. Ajurumu yaptım. Bir ilmek örüyorum. Ardından da ortadaki 3 ilmeği keseceğim. Şimdi üçüncü ilmeğimi de ikinci şişimden alıyorum. Ortadaki bu üç ilmeğimi şöyle aynı anda örüyorum. Kesimimi yaptım. Diğer ikinci şişimde de ilk ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek ördüm. Tekrar buraya da sol taraftaki ajurumu da yaptım. Yani ipimi şişime bir kere doladım. Ardından sayarak gidelim. Bir, iki, üç, dört. Dört ilmek kremi ördükten sonra tekrar buradaki mor ipimi şöyle alttan alarak elime alıyorum. Dört tane mor ilmeğimi buraya örüyorum. Bu çiçeklerimiz yaptığımız iplerimiz gözleriniz gözünüzü korkutmasın hanımlar. İp boyları kısa olduğu için dolaşma karışma falan yapmıyor. İpi çekince geliyor. Ardından da dört tane mordan sonra da şişimde kalan son 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Şimdi hanımlar patiğimizin tabanını örüp gelelim. Tabanımızı ördüğüme geldim. Çiçeğimiz de şimdi 6. sıradayız hanımlar. 6. sırada da ilk iki ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Ardından şu mor ipimi kontrollü bir şekilde alıyorum. Kremin altından geçiriyorum. Bakın hemen burada mor ipimi çekiyorum. Hemen ucu geliyor zaten. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle biraz sıkmayalım hanımlar. Arkadan şu mor ipimizi biraz gevşek tutalım. Buraya 3 ilmek mor öreceğim. 1, 2, 3. Ardından tekrar krem ipimi alıyorum. 2 ilmek krem örüyorum yanına. Hemen yanına bir ilmek daha morumu örüyorum. Ardından bakın bir önceki sırada ajurumuzu yapmıştık. Bu sıramızda ajurlu olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İkinci şişime geçtim. İkinci şişime de yine ajurlu ilmeklerimi düz öreceğim. Sadece e, çiçeklerimi yapacağım. Burada sayarak gidelim isterseniz hanımlar. İkinci şişimdeyim. 1, 2, 3, 4, 5. İlk 5 ilmeğimi ördüm. Sonra tekrardan alttan şöyle mor ipimi getiriyorum. Bir ilmek mor örüyorum. Hemen yanına 2 tane krem 3 tane daha mor örüyorum Sol taraftaki çiçeğimizi de bu şekilde yapıyoruz hanımlar Yeniden krem ipimi elime aldım Şişimde kalan bu 3 ilmeğimi de krem ipimle örüyorum Hanımlar şimdi patiğimizin tabanını örüp gelelim Evet hanımlar tabanımız ördüm geldim çiçeğimizde de 7. sıramızı yapacağız bu pembe iplerimizi artık ekleyeceğiz bunun için hanımlar öncelikle kenardaki iki adet ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Ardından mor ipimi kontrollü bir şekilde alttan geçirerek aldım. 2 ilmek morumu ördüm. Hemen yanına bir ilmek daha krem ördüm. Aradaki iki tane krem ilmeğim vardı. Buralara pembe ipimi ekliyorum hanımlar. Şöyle kesmiş oldum pembelerimi aldım elime. İlk pembemi. Buraya 2 adet pembemi örüyorum. Hemen pembe ipimin ucunu bağlayayım burada. Krem ipime sökülmesin sonradan. iki tane düğüm attım. Sonrasında hanımlar sonuncu ajurumuzu yapacağız artık. Bakın burada 3 tane ajurumuz vardı. 4 ajurda modelimiz bitiyor. Bu aşamada ajurlu ilmeklerime kadar olan ilmeklerimi bu şekilde düz olarak öreceğim. Hatta sayarak gidelim. Pembemden sonra 3 tane kremi ördüm. 4 ajurlu ilmeğimi de ördüm. 5 İpimi şişime bir kere doluyorum. 3 ilmeği keseceğim ortadaki. 3. ilmeğimi 2. şişinden alıyorum böyle. Üçünü birden kesiyorum. Ajurumdan sonra üç ilmeği birden şöyle keserek örüyorum aynı anda. 2. şişimdeyim. Hemen buraya ajurumu yapıyorum. Ajurlu modelimiz bu kadar hanımlar. Modelimiz bitti. Ajurumdan sonra sayarak gidelim. 1 2 3 4 normal ilmeğimi de örüyorum. 5 5 ilmeğimi ördüm. Aradaki iki tane kremim var. Buraya ikinci pembe ipimi ekleyeceğim şimdi de. Şöyle. Şu birinci pemben. Şu da ikinci pemben. Pembe ipimin ucunu da yine şöyle krem ipime bağlıyorum. Bu şekilde. İkinci kez düğümümü de atacağım. Sonrasında hemen yanına iki pembemden sonra bir ilmek Krem örüyorum yanına da şöyle yine bakın e, ipimi alttan alarak aldım mor ipimi iki tane de mor örüyorum bu şekilde Şimdi kalan son 3 ilmeğimi de krem ipimle örüp sıramı tamamlıyorum çiçeğimiz de ortaya çıkmaya başladı patiğimizin tabanını örüp gelelim. Hanımlar tabanımızı ördüm ve geldim. Çiçeğimizde de şimdi 8. sıramıza başlıyoruz. 8 yeniden sayalım. 4, 5, 6, 7. Evet 8. sıramıza başlıyoruz. Bu sıramızda kenardan 1, 2, 3. 3 ilmeğimi krem ipim ile ördüm. Mor ipimi alttan alarak geçirerek şöyle alıyorum. 1 ilmek mor örüyorum buraya. 1 tane mor. Hemen yanına 1 tane krem örüyorum. Bir önceki sırada iki tane pembe örmüştüm. İki pembemi yine kremi pembe ipimi de kremin altından geçirerek aldım. İki tane pembe mi yine pembe olarak örüyorum. Tekrar krem ipimi elime aldım. Bir önceki sırada ajurumuzun son sırasını yapmıştık. Bu sıramızda ajurumuz yok. Ortadaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Diğer şişime geçtim. Diğer şişimde de yine ajurlu olan ilmeklerimi düz öreceğim. Pembe ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İki tane pembeme geldim. Yine burada şu pembe ipimi kontrollü bir şekilde şöyle kremin altından geçirerek alıyorum. İki tane pembemi ördüm. Yanına bir ilmek krem örüyorum. Hemen yanına da şöyle mor ipimi kremin altından geçirerek aldım. Bir ilmek mor örüyorum. Tekrar şu krem ipimi elime aldım. Şişimde kalan son 4 ilmeğimi de krem ipimiyle düz olarak örüyorum. Şimdi patiğimizin tabanını örüp gelelim. Tabanımızı ördüm hanımlar. Çiçeğimizde şimdi 9. ve sonuncu sıramızı yapacağız. Bu aşamada ilk 4 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. 3, 4. Hemen buraya şöyle mor ipimi alıyorum. Bir ilmek mor örüyorum. Hanımlar bir, bir önceki sırada bakın en son düz örmüştük ajurlu ilmeklerimizi. Şimdi hemen ikinci ajurlu modelimizi başlatıyoruz. Kenardan 9 adet ilmeği ördükten sonra o ajurumuzu başlatıyorduk ilk modelimizde. İkincide de aynı işlemi tekrar edeceğiz. Sayalım kenarda kaç ilmeğimiz olmuş. 1, 2, 3, 4, 5. 6. ilmeğimi ördüm. 7. 8. ve 9. 9 dokuz adet ilmeğimi ördüm. İlk ajurumu yaptığım gibi başlatıyorum. İpimi şişme bir kere doluyorum. 3 ilmek örüyorum. 1, 2, Üç. ardından ortadaki 3 ilmeği keseceğim. İlk iki ilmeğim birinci şişimdeydi. İkinci ilmeğim de üçüncü şişimdeydi. Üçünü birden alıyorum. Keserek örüyorum. Üçünü bir örüyorum böyle. İkinci şişte yine 3 ilmek öreceğim. 1 2 3. Buraya da ajurumu yapıyorum sol taraftaki ajurumu. İpimi şişime doladım. Doladıktan sonra hanımlar 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Burada şöyle mor ipimi alttan alıyorum. Çiçeğimi 9. ve sonuncu sırasında burada da örüyorum. Bir ilmek mor. Tekrar krem ipimi aldım elime. Şişimde kalan son 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum hanımlar. Çiçeğimizi burada bitirdik. Çiçeğimiz bitti. İkinci ajurumuza başlattık. Şimdi patiğimizin tabanını örüp gelelim. Evet hanımlar tabanımı düz olarak ördüm ve geldim. Çiçeklerimizi de bitirdik. Ee, şimdi iki sıra boyunca düz öreceğiz. Ardından tekrardan buradaki ikinci çiçeklerimizi kuracağız. Şablonumu da artık kaldırabilirim. Ee, Ajurlu modelimize devam ediyoruz. Çiçek yaptığımız ilmeklerimizi tamamen düz örüyorum hanımlar. Bu şekilde hepsini düz örüyorum. İki sıra düz ördükten sonra ikinci çiçekleri başlatacağız. Bir önceki sırada ajur yaptığımız için yine buradaki ilmeklerimizi de düz öreceğiz. Bu sıramızda ilmeklerimizin hepsi düz oluyor. İkinci şişime geldim. Yine ikinci şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Diyeceğimizden sonraki ilk sıra düzümüzdü bu. Bakın hepsini düz örüyorum. Şimdi hanımlar patiğimizin tabanını örüp gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Çiçeğimizden sonraki ikinci sıra düzümüz. Çiçekli olan ilmekleri düz öreceğiz. Ajurlarımıza devam edeceğiz. Ajur yaptığım ilmeğime kadar öreceğim. İlk ajurumu örerken 9 ilmek örüp öyle yapmıştık. İkinci ajurumuzu örerken 10 ilmek öreceğiz. Bakın ajurlu ilmeğimi ördüm. İpimi şişime bir kere doladım. Bu defa 2 ilmek örüyorum. Ardından öndeki 3 ilmeğimi keseceğim. İlk 2 ilmeğin birinci şişimden, 3. ilmeğimi de ikinci şişimden alıyorum. Bu üç ilmeğimin üçünü birden örüyorum. İkinci işime geçtim. İkinci işimde de yine iki ilmek öreceğim. Tekrar ajurumu yapıyorum. Bakın ikinci ajurlarımızı başlattık. Kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Çiçeğimizden sonraki ikinci sıra düzümüzü de bu şekilde örmüş olduk. sonrasında ikinci çiçeklerimizi bir sonraki sıramızda başlatacağız. Bu şekilde. Şimdi patiğimizin tabanını örüp gelelim. Evet hanımlar patiğimizin tabanını düz ördüm ve geldim. Ee, şimdi ikinci çiçeklerimizi de kurmaya başlayacağız. İlk çiçeklerimizle aynı şekilde aynı sayılarla aynı hizadan yapacağız. İlk çiçeğimizi yaparken ilk iki ilmeğimizi örmüştük krem ipimizle. Ardından alttan yeşil ipimizi şöyle alıyoruz. Bir defa bakın ip ekleme bağlama işi falan yok. Aynı ipi kullanıyoruz. Bir ilmek yeşil örmüştük. Sonrasında tekrar krem ipimi alıyorum. Bir önceki sırada burada ajurlarımızı yapmıştık hanımlar. Bu sıramızda ajurumuz yok. İlmeklerimizi düz örüyoruz. Çiçeğimizi bu şekilde ilk çiçeğimizi yaptığımız gibi kuruyoruz. Aynı şekilde. Bir diğer şişime geçtim. Burada da yine çiçeğimin yaprağını yapacağım. Şişimi hemen düzelteyim. Oruza oraya kadar olan ilmeklerimi düz öreceğim. Alttan ilmek sayılarını takip ederek yapacağım hanımlar. Aynı şekilde. Hemen bakın şu şekilde örüyorum. Alttan ilk yeşil ilmeğimi başlattığım yer burası. Bakın hizaya takip ettiğim anda buraya denk geliyor. Alttan ilmek sırasını takip ederek geliyoruz. Burada hemen yeşil ipimi alıyorum. Yani son dört ilmek kalana kadar ördüm. Alttan yeşil ipimi aldım. Bir ilmek yeşil ördüm. Şimdi kalan 3 ilmeğimi de yine krem ipimle bu şekilde ördüm hanımlar. E, i̇kinci çiçeğimizi de bu şekilde kurduk. Zaten ilk ajurumuzu birlikte başlatmıştık. Bitirmiştik. Dört tane ajur yapıyoruz. Bitiyor. Sonra ikinci ajurlarımızı başlatıyorduk. İkinci ajurlu modelimizi zaten başlattık. Bakın ikinci ajurun e, ikinci modelin ikinci ajurunu da yaptık zaten. Ve patiğimizin önü bu şekilde devam edecek. Hanımlar ben bu patiğimin ön tarafına buraya Toplamda 3 adet ajurlu modelimden yaptım. İlkini zaten birlikte yapmıştık. İkincinin, ikinci modelimizi zaten başlattık. İkinci bittikten sonra 3. ajurlu modelimiz yapacağız. 3. ajurlu modelimiz bitince Hanımlar iki sıra boyunca e, ajurlu olan yerleri düz olarak öreceğiz. Bu arada çiçeklerimizi yapmaya da devam edeceğiz. İlk çiçeğimiz aynı şekilde ikinci çiçeğimiz yapacağız. İkinci çiçeğimiz bitince yine iki sıra düz örüp üçüncü çiçeğimize başlatacağız. Üçüncü modelimiz bitince de hanımlar üçüncü ajurlu modelimiz bitince iki sıra ajurlu olan yerlerimizi düz öreceğiz. fakat çiçeklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bu bölüme kadar örelim gelelim. Sonrasında hem bilek ayrımını yapalım hem de çiçeklerimizin arka bölüme nasıl kurulduğunu sizlere detaylı olarak anlatacağım Evet sevgili hanımlar patiğimin ön bölümünü tamamladım geldim ortadaki ajuro modelin bitince iki sıra dört içindeki ilmeklerimi de bu şekilde e, düz ördüm şimdi ne yapacağız e, bilek ayrımına geçiş yapacağız ve çiçeklerimize bakın devam ettirdim yapraklarında yine üçüncü çiçeğimizi bu arada kurmaya başladım Çiçeklerimiz arka bölüme tam denk gelsin diye modeli güzelce sığdıralım diye buradaki krem ipimi keseceğim. Orta taraftan başlatacağım hanımlar. Ben i̇pimi kesiyorum. Bile ayrımı bölümünden çiçeklerimizin kurulumu tam denk gelsin diye böyle yaptık bu bölümde. Buradaki ipimizi tekrardan yapmaya devam edeceğiz birazdan. Şimdi birinci şişimdeki ilk ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğim. Bu iki ilmeği ilmeğimi şöyle birbiriyle yer değiştireceğim. Bile gayrımı daha sıkı ve sağlam olsun diye Buradan itibaren örmeye başlayacağım. Hanımlar ben bu patiğimin şu kenarlarına beşer ilmek haroşa yaptım. Ee, örgümüzün yani patiğimizin hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben haroşa örgü her iki tarafta da düz örgü örerek elde ediyorum. Buraya beş ilmek haroşa öreceğim şimdi? Hemen buradan başlıyoruz. Patiğimizin arkasını örmeye. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim 2 İki ilmekten sonra hemen bu krem ipimi burada kendine bağlayacağım şöyle bu bölüm sökülmesin sonradan diye 2 ilmek örmüştük devam ediyorum 5 ilmek haroşam vardı burada 3 İpi de gizleyerek götürüyorum aradan şöyle 4 ve 5. 5 ilmek haroşam vardı ördüm. Şimdi patimizin ön yüzünde olduğumuz için arka bölümünü düz örgü olarak öreceğiz. Arka yüzde de ters öreceğiz. Bu çiçeklerimizde hem ön hem de arka yüzde patimizin arka bölümünde örmeye devam edeceğiz. Çiçeğimizin yaprağını yapmıştık. Ee, şimdi mor ipimizi de geçiş yapacağız. Çiçeklerimizi de devam edeceğiz bu aşamada. 5 tane haroşamdan sonra e, 2 ilmek daha düz örüyorum. 2 ilmek daha düz ördüm 5 aşamdan sonra alttan mor ipimi getiriyorum çiçeğimi yanlara da kurmaya böylece devam ediyorum hemen alttan şöyle mor ipimi aldım 2 ilmek mor ile örüyorum yanına 1 ilmek krem örüyorum hemen yanına da 1 ilmek yeşil öreceğim yeşilimi yine kremin altından geçirerek aldım 1 ilmek de yeşil ördüm şimdiki diğer 3 ilmeğimi de düz örüyorum şimdi patiğimizin tabanına geldik hanımlar arka bölümünde yine patiğimizin tabanını düz olarak öreceğiz. Patiğimizin arka bölümünde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki beşer ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Dediğim gibi ben haroşayı her iki tarafta da düz örgü olarak örüyorum. Çiçeklerimizi de hem ön hem arka yüzde kuracağız hanımlar. şöyle düzelteyim. Bir diğer geldim tabandaki. Yine buradaki 14 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. buraya kadar ördüm. burada ip kestiğimiz yere kadar ördük bu kestiğimi bir de hanımlar şurada yine tekrar kendine bağlayayım ki burası sökülmesin şöyle tekrar yine burada örmeye devam edeceğim çiçeğimi kuracağım hanımlar yine bu taraftaki sağ taraftaki çiçeğimi de kuracağım. bu aşamada hemen kenardaki şu iki ilmeğimi örüyorum. yeşil ilmeğimi de yine krem ipim ördüm hemen yanına şöyle yeşil ipimi alttan alarak geliyorum bir ilmek yeşil örüyorum. bir ilmek krem Hemen yanına da alttaki desenimizde aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Ya da şablonunuzu çıkarttıysanız şablona bakarak da modelin devamını getirebilirsiniz. Bir tane kremden sonra iki tane de morumu ördüm. Yine kalan ilmekleri düz öreceğim. Bakın hanımlar son 5 ilmeğim var daha roşa. Bu son 5 ilmeğimi de yine düz örüyorum bilek ayrımına kadar bu şekilde ördük. Bilek ayrımından sonra geri dönüyoruz. Artık yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Bu şekilde devam ettireceğiz. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğim düz, dördüncü ilmeğim de düz. Beşinci ilmeğimde düz olarak örüldüm. Beş, beş ilmek haroşamı yaptım. Bakın buraya bir diş haroşamız oluştu. Şimdi arka yüzde çiçeğimizi kurmaya devam edeceğiz. Ben şablonuma bakacak olursam. Burada iki tane mor ilmeğim vardı. Bu iki ilmek 4 ilmek olarak artacak. Beş tane haroşamdan sonra iki tane ters örüyorum hanımlar. Bakın patimizin arka yüzünde olduğumuz için ters örgüye geçtik. İki ilmek krem ipimle ters ördüm. Tekrardan bakın mor ipimi alttan geçirerek şöyle alıyorum. Arka yüzden yine desenimi çiçeğimi kurmaya devam ediyorum. 4 ilmeğimi burada mor ipim ile ters olarak örüyorum. Kalan ilmeklerimi böyle krem ipimle ters öreceğim yine. Yeşilim dahil hepsini böyle ters örüyorum. Şimdi yeşil ipimi de biraz sıkılayım. Bu şekilde. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters öreceğim. Tabanımıza denk gelen yerdeki ilmeklerimizle yine ters olarak örülecek. Bir diğer işime geçtim tabanımdaki. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Sadece burada model olmadığı için burayı biraz hızlı örüyorum hanımlar. Ters örgüden ibaret burası. diğer ilmeğe geldim. Yine buradaki iki adet mor ilmeğim vardı. Bunu 4 ilmek olarak öreceğim. Diğer ilmeklerim krem olacak. Hemen mor ilmeğimin yanında bir krem ilmeğim var. Buraya kadar örüyorum. Bakın tekrardan burada e, mor ipimi şöyle alttan alarak şekilde çıkartıyorum. İplerimi de şöyle bir Dört tane ilmeği bir ters örüyorum. Tekrar krem ipimi aldım. Hemen yanına bir ilmek ters krem ile örüyorum. Son 5 ilmeğim haroşa olduğu için son 5 ilmeğimi düz örüyorum. <laughs> Kenarlardaki 5 ilmek haroşamızı unutmuyoruz. Bilek ayrımına geldik. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. <laughs> Patiğimizin ön yüzündeyim. Kenardaki 5 ilmek haroşamı yine düz öreceğim. Çiçeğimizi yapmaya da burada devam edeceğiz. Bu sıramızda hanımlar 5 tane haroşamdan sonra hemen şöyle çaprazlamasını alarak yani kremin altından alarak mor ipimi elime aldım. Bir tane mor örüyorum. iki tane krem örüyorum. Hemen yanına üç ilmek daha mor örüyorum. Bu şekilde. Tekrar krem ipimi aldım. Diğer ilmeklerimi krem olarak öreceğim. Gördüğünüz gibi çiçeğimizi hemen, hemen arka yüzde örmeye devam ediyoruz. Tabanımızda yüzü tabanımızdaki ilmeklerimizi de düz olarak örüyorum. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Yine hanımlar bu işte son şişime geldim. Burada da güllerimi kurmaya devam edeceğim. Gülümü kuruluşu hemen sağ taraftan bu şekildeydi. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından Şöyle çaprazlamasına mor ipimi elime aldım. Kremin altından geçirerek 3 tane mor örüyorum. Hemen yanına 2 tane krem örüyorum. 1 tane daha mor örüyorum. Mor ipimi bıraktım. Tekrar krem ipimi aldım. Yanında 1 ilmek daha düzüm var. Bunu ördüm. Son 5 ilmeğim haroşa idi. Bunları da yine düz olarak örüyorum. Bir de gayrımına kadar geldik. Geri dönüyoruz. Yine çiçeğimiz arka yüzden kurmaya devam edeceğiz. Arka yüzden de alttakini takip ederek gidersek hanımlar. Şöyle bakıyoruz. Buradaki iki tane krem ilmeğim vardı. Bunu pembe ile öreceğim. Öncelikle kenar ilmeğimle birlikte toplam 5 ilmek haroşama örüyorum. Ardından 1 buradaki mor ilmeğimi de ters örüyorum. 2. İki. i̇ki tane ters ördüm. Krem ipim ile sonra alttan şöyle pembe ipimi kontrollü bir şekilde getiriyorum. İki tane krem olan yere pembe ipim ile iki ilmek terfimi örüyorum araya. Alttaki modelimi kontrol ediyorum. Yanında bir ilmek kremim var. Hemen kremimi aldım. Yanına bir ilmek kremi ördüm. Tekrar alttan kontrol ederek bakarsak burada iki ilmek daha morum var. Alttaki modeli takip ederek üstteki çiçeklerimizi bu şekilde kuracağız hanımlar. Böyle. İki ilmek morumu ördüm. Sonra tekrar krem ipime geçiş yapıyorum. İlmeklerimi krem ipimle ters olarak yine örüyorum. Tabanımıza geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz yine. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum tabanımızda model detay desen yok ön yüzde düz arka yüzde ters örgü uygulaması yapıyoruz sadece yine modelli kısma geldik burada da hanımlar şöyle baktığımız anda alta alt tarafı kontrol ettiğim anda yine mor ilmeklerime kadar olan 3 tane krem ilmeğimi krem örüyorum sonrasında şöyle alttan çaprazlamasına şöyle kremin altından gelecek şekilde mor ipimi elime aldım buraya iki ilmek morumu örüyorum hemen yanında bir ilmek kremim var yanında da böyle iki tane krem ilmeğim vardı bu krem ilmeklerimi de alttan pembemi çekiyorum gördüğünüz gibi bunlar iplerimize karışmıyor çekince geliyor hemen buraya iki tane pembe ipim ile iki ilmeğimi örüyorum tekrar krem ipimi aldım elime şöyle Hemen yanına bir ilmek krem ile ters örüyorum. Son 5 ilmeğim haroşa idi. Haroşa olan son 5 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bir de ayrımına geldik. Tekrardan geri döneceğiz. Yapacağımız işlem böyle hanımlar. Devam ediyorum. 5 adet haroşa ilmeğimi örüyorum. Alttaki modeli takip edersek eğer iki tane pembe mi pembe olarak öreceğim. Önünde bir tane düz ilmeğim var. Ördüm. İki tane pembe ilmeğimi yine pembeyi çaprazlamasına alıyorum pembe olarak örüyorum. Yanında bir ilmek kremim var. Tekrar alttaki modele bakarız. Ya da şöyle baktığımız anda hemen yanına bir ilmek daha morumu örüyorum. Şöyle. Tekrar krem ipimi aldım. Bu şekilde ilmeklerimi düz olarak yine öreceğim. Şimdi hanımlar tabanımızdaki ilmeklerimizi buraya kadar ikişimizdeki ilmeklerimizi düz örüp gelelim. Evet tabanın ilmeklerimi ördüm. Yine modelle olan bölüme geldik. Burada da kenardaki ilk 3 ilmeğimi düz öreceğim. Krem ipim ile. Ardından şu mor ipimi alıyorum. Buraya bir tane mor örüyorum. Yanına bir ilmek krem. Bu kenardaki 2 adet yandaki pembe ilmeğimi de yine pembe ipimle örüyorum. Tekrar krem ipime geldim. Yanındaki ilmek düzüm var. Ördüm. Son 5 ilmeğim de haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik. Tekrardan geri döneceğiz. Modelimizi şöyle arka yüzden baktığımız anda alttaki modeli takip ettiğimiz anda iki pembe ile bir tane morun arasında bir tane krem ilmeği var. Sadece o mor olacak. Kalan ilmekler krem. Öncelikle toplamda 5 adet haroşa ilmeğimi örüyorum. Kalan ilmekler ters olacak. Hemen yanına 4 tane ters örüyorum. 2 pembe mi de yine krem ipimle ters ördüm. Tam bu ortaya gelen bir tane ilmeğimi mor ipim ile ters örüyorum şöyle. Bu çiçeğimizi bitirdik hanımlar. Kenardaki yanlardaki ilk çiçeğimiz bitti. Tekrardan şu krem ipimi elime aldım. İlmeklerimi yine burada da bu şekilde ters örüyorum. Şimdi tabanımıza gelen bu iki şişimizdeki ilmeklerimizi ters örüp gelelim. Bu iki şimdi ilmeklerimi ters ördüm hanımlar tabana gelen yerlerdeki. Şimdi tekrar modeli tarafa geldik. İki tane pembeyle ile bir tane morun arasındaki bir ilmeği bakın hanımlar alttaki modeli takip edersek buraya bir ilmek mor olacak. Buraya kadar olan 5 adet ilmeğimi krem ipimle ters örüyorum. Buradaki bir morumu da yine ters ördüm. Şuraya gelen bir tane krem ilmeğim vardı. Sadece bunu mor ipimle ters öreceğim. Tekrar krem ipimi aldım elime ilmeklerimi ters örmeye devam edeceğim. Sadece son 5 ilmeğimi düz öreceğim. kenarda 5 ilmek haroşamızı unutmuyoruz. Bakın son 5 ilmeğim düz. Yandaki ilk modelimizi böylece bitirdik hanımlar. Şöyle geri dönüyoruz. Baktığımızda bakın kenardaki ilk çiçeğimiz bitti. Şimdi her iki sırada bir tekrar modelimizi arkaya da kurmaya devam edeceğiz. Ön yüzde bakın ön tarafını yaparken iki sıra düz ördükten sonra model kurmuştuk, çiçek yapmıştık. Arkada da öyle olacak. Şimdi diğer bilek ayrımına kadar düz olarak öreceğiz. Arka yüzden tekrar ters örüp geleceğiz. Sonra bakın aynı hizadan bakın yerleri belli. İkinci çiçeklerimizi kuracağız. İkinci çiçeğimiz bittikten sonra yine iki sıra düz örüp üçüncü çiçeğimizi kuracağız. Modelim üzerinde göstereyim. Şöyle üçüncü çiçeğimizi kuracağız. Yine iki sıra düz ördükten sonra bir diğer çiçeğimizi de yapacağız. Toplamda yanına bakın. Bir, iki, üç, dört, beş tane çiçek yaptık. Zaten üçüncü çiçeği bitirdik. Sonraki çiçeğimiz kaldı. Yine arkadaki çiçeklerimizi şablonuna bakın kolayca yapabiliriz Hanımlar ee, ve e, şu şekilde hesaplayacak olursak ölçüleri ben buraya 15 sıra haroşa yaptım tam geldi Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçerek gerek e, yapın Hanımlar o şekilde e, ölçüyü tutturun. Çünkü herkesin elini örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, kullandığı ipi, şişe, her şey örgünün patinizin boyutunu etkileyebilir. Patinizin arkasını ayağınızı ölçerek yapmanıza fayda var diyorum. Topuğunuzun bu bölümüne gelene kadar patinizi örebilirsiniz. şimdi hep birlikte patimizin arkasını örelim gelelim. Ardından da birlikte patimizin topuğunu keselim. Evet sevgili hanımlar ben patiğimin arka tarafını tamamladım geldim. Çiçeklerimin hepsini yaptım. Bu aşamada böyle bile ayrımından sonra bu bölüm genişlediği için 4 şişimizdeki 14'er ilmeğimiz de bu şekilde tek şişte toplanacak duruma geldi. Fakat ben bu aşamada bu sol tarafa, sol taraftaki şişime 24 adet ilmeğimi ayırdım topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi birlikte patiğimizin topuğunu kesmeye başlayalım. Ee, yine topuk bölümünde kenardaki 5 ilmek haroşamızı haroşa olarak örüyoruz model bütünlüğü sağlansın diye 5 haroşama ördüm Ardından sayarak düz olarak örmeye devam edeceğim ön yüzde olduğumuz için 5 tane haroşa örmüştük 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 İlk 23 ilmeğimi düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi ararken öndeki ilmeğimi alıyorum. İkisini bir keserek örüyorum. Zaten bu sol tarafı da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmeğimizi örerken kesim yaptık. Tam ortaya bakıyoruz kaç ilmeğimiz kalmış diye. Burada 7 adet ilmeğimiz kalmış hanımlar. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer eksilip bitecek ve patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. İlk kesmiş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 5 ilmeğimi düz öreceğim. Çünkü kenarda 5 ilmek haroşam var. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 5 ilmeğime geldim. Burayı da düz örüyorum hanımlar. Tekrardan geri döndük. Yine ilk başlangıç yerinin yerindeyiz ve bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. 24. ilmeğimizi örerken kesim yapacağız. 5 haroşama ördüm. Sayarak devam ediyorum. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğime gelince 24. ilmeğimi örerken şöyle öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Buraya da bir önceki sırada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi bakıyoruz 6 ilmeğimiz kalmış. Gördüğünüz gibi bir sıra gittik bir ilmek daha eksildi. Her sırada böyle buradaki 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitecek ve patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Tekrardan arka yüzde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar öreceğiz. Ön yüzde ilk 23 ilmeğimizi örüp 24. ilmeğimizi örerken kesim yapacağız. Biz bu işleme şuradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu buradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar kesip gelelim. Evet hanımlar patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi böyle kestim ve geldim İlk başta buraya 24 ilmek ayırmıştık sağ şişimizde de 24 ilmeğimiz var yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit Bu aşamada patiğimizin üst tarafı içeride ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım elime başlıyorum kesmeye İlk kesimim şöyle Benden taraftaki şişten bir ilmek diğer şişinden de bir ilmek alıyorum 2 ilmeği böyle bir Keserek örüyorum Sonraki kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilk içinden geçirip ilk ilmeği şişimden bıraktım. Tığımdaki ilmeği ilmeğimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişimden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeğimi ilk içinden geçiriyorum. Tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinciyi ilk ilmeğin içinden geçirip bıraktım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci ilmeğimizi ilk ilmeğimizin içinden geçirip tığımızdaki ilmekleri topluyoruz hanımlar. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde kesip gelelim. İlmeklerimi tarif ettiğim gibi kestim hanımlar. Burada son ikişer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de alıyorum. İkinci ilkinin içinden içinden geçirip bıraktım. Tığımdaki ilmekleri topladım. Son ilmeklerim de şöyle oluyor. İlk benden taraftaki ilmeğimi aldım. Sonra diğer şimdiki ilmeğimi aldım. Şimdi tığımda 3 adet ilmeğim var. Bu 3 ilmeği bir şöyle topluyorum. Ardından da buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip artık ipimi de kesiyorum. Hemen topuğumuza bakmadan önce ipimizi de buraya gizleyelim. Şöyle pati çizişi tertimiz görünsün kesmiş olduğumuz ya da eklemiş olduğumuz iplerin uçlarını hep böyle gizleyelim Yüce aralarında bakan hanımlar ben buraları hep gizledim iplerim görünmüyor hemen topumuzu da düzeltip bakalım İşte topumuz bu şekilde gayet şık hoş zarif görüntüsü var patiğimizi böylece bitirdik hemen e, manken ayağıma da giydirmek istiyorum manken ayağım 37 38 ve 39 numaralar için uyumluydu hanımlar Ben güzelce giydireceğim. Çeyiz için çok ideal, hoş, güzel bir patik oldu. Üstelik hiçbir yerde yok bu modelden. Yapmak isteyenler olursa da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet bakın hanımlar patiğimizi mankenle yağımıza giydirdim. Bu şekilde çiçeklerimiz, tabanımız böyle. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.